Ali. Buyurun sen. Oğlum şuradan güzel bir şey koysana ya. Tamam usta. Şuraya bak ya, mahalleye ölü toprağa serpildi. Şenlenelim biraz ya. Ne tarz bir şey olsun usta? Mesela Cem Karaca olabilir mi? Aha, Cem Karaca çok iyi olur. Tamam. Bir iki de amblem koyarız buraya. Bayrakları asarız. Bir de miting yaparız akşama. Oğlum sen ne saftirik çıktın ya. Ben niye sana öğretemedim bu işi? Oğlum Cem Karaca ne tarz müzik söylüyor? Sol, sol müzik değil mi? Daha çok solcular ağırlıklı olarak dinliyor değil mi? Parka diyor, tamirci çırağı diyor değil mi? Yoksulluk kader değil diyor filan. Değil mi? Aha. Ne yapalım şimdi biz? Sol müzik mi yapalım? Sağ müzik mi yapalım? Zaten sağcılarla solcular birbirine girmiş. Siyasi propaganda mı yapalım dükkanımızda? Başımızı belaya mı sokalım? Ortasını bulacaksın oğlum. Sağ müzik de yok, sol müzik de yok bize. Ortası var. Aşk var bizde. Koy oradan aşk demişti bir şey. Kendimize tamam. Gelelim. Tamam usta. Ustacığım sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Senin siyasi görüşün ne acaba? Benim siyasi görüşüm... Benim siyasi görüşüm aşk. Aşk? Aşk. Ha. Şimdi sağcılar var. Var. Solcular var. Var. Bir de aşkçılar mı var? Evet. Ben o aşkçılardan. Tabii. En güzeli onlar. Çünkü sonunda ne sağ kazanır ne sol kazanır. Çünkü sağcı da aşk acısı çeker, solcu da aşk acısı çeker. Herkes aşk acısı çeker. Aşk insanlar arasında ortak olan tek şeydir. Sonunda hep aşk kazanır. Bak Ümit Besen'e, adam aşkla ilgili şarkılar yapıyor. Herkesin dilinde. Değil mi? İyi o zaman ben Ümit Besen'den bir parça çalayım. Ah! Ümit Besen nereden aklına geldi ya? Çok iyi fikir. Az önce sen söyledin ya usta. Bir şey verdim. Bir şey. Ay duydun mu? Hırsız dün gece de Meltem apartmanına girmiş. Arka sokaktaki ne? Evet. Bu hırsız gittikçe bizim mahalleye yaklaşıyor kız. Ay hiç sorma, Allah'tan ikinci kattayız. Aa, hırsız hep birinci katlara giriyormuş. Niye? Yükseklik korkusu mu var mı? Seni çözülmez bir tane. Hala. Gördün mü ya? Hırsız giriyormuş ya evlere. Evet Şahin'cim, valla ödüm patlıyor ya bizim eve de girerse. Ya merak etme be anneciğim, bizim eve hırsız falan giremez. Yani bizim camlarımız demirli. Bir de çocuğum, adamlar kapıdan giriyorlarmış. Onlar anahtarlarını kaybediyorlar da ondan. Anahtarlarını kaybettikten sonra hırsız da onları takip ediyor, giriyor. Lambert diye soyuyor evlerini. Bizim ha. Evimizde kayıp anahtar var mı? Yok. Ama biz gene de kapının üstüne bırakalım anahtarı. Ne olur ne olmaz değil mi? Hala. Kalkma he. O hırsız bu eve girerse ben onun ağzını burnunu kırarım. Kırarım he. Vay. Bruce Lee mi bari? Bruce Lee. Ahmet abi. Bruce Lee film hilesi. Ben... Gençim! Ben buradayım. Beni kimse yenemez. Tamam sen gerçeksin, anladık ama bak o hırsızlar da gerçek. Ha ona göre. Sen de korkacak olsa adam hırsız mı olur Allah aşkına? Ne ya? Benim kalbimi kırdın ha şimdi. Ama sen de o hırsız bu eve girerse ben o hırsızın kalbini değil... Kafasını gözünü kırarım be! Şahin. Korkma oğlum, bizim eve hırsız falan giremez. Anneciğim sen de korkma. Hem kendini yorma bu kadar. Bizim eve hırsız girerse ki giremez, senden önce ben pataklarım onu. Ben gene de şu bilezikleri sağlam bir yere koyayım da. Açın! Şahin, etrafta bir şeyleri kırıp dökersen ben de seni kafanı kırmak zorunda kalacağım. Oğlum sen çıkıp sokakta çocuklarla oyun oynasana yavrum. Zaten Ahmet abi, ben çocuklara karate öğretiyordum. Bir amacımız bu artık. Ya,
Nerede? Mahallede bir hırsız var. Hırsıza karşı çocuklarla bir ordu kıracağız. Açar onun kafasını gözünü. Açar kıracağız. Hey ben çok güçlüyüm. Ahmet abi ben var ya bildiğin gibi güçlü değilim. Bilmediğin kadar güçlüyüm. Çok güçlüyüm. Kollara bak. Ayaklara bak. Karnıma baksana sen. Hadi vursana sen bana. Hadi vursana. Vursana sen. Ne biçim erkeksin? Vursana be. Hadi. Vursana. Hala hatırlıyorsun elinde şey. Vursana. Hadi be. Vursana. Ben güçlüyüm. Ne biçim erkeksin? Vursana abi tabii. Evet. Sen de güçlüsün ama. Ben anlamadım ya. Ben o tekmeyi nasıl yedim?